ben Eda Eroğlu Bozgaç, iş güvenliği uzmanıyım. Sizinle son birkaç yıldır aklımızı kurcalayan deprem meselesiyle ilgili bir bilgilendirme videosu hazırlamak için buradayım. Burada önemli olan olası bir İstanbul veya olası bir Türkiye depreminde 72 saat boyunca hayatta kalabileceğimiz kadar temizlik, gıda ve ilk yardım malzemesine ulaşabiliyor olmak. Tabii aynı zamanda enkaz veya farklı bir yerde mahsur kalmamız durumunda da STK'ların veya sağlık görevlilerin bize ulaşabileceği şekilde kendimizi fark ettirmek. Bu yüzden sizin için bu videoyu hazırladık. Gelin hep birlikte deprem çantamızın içinde neler var inceleyelim. Bunlardan ilki ilk yardım çantası. İlk yardım çantasını kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi dışarıdan hazır bir kit olarak da alabilirsiniz. Evet, ilk yardım çantamızın içinde sıcak, soğuk kompres, olası nefes solunum durumlarında kullanılabilecek araçlardan gazlı beze kadar pek çok malzeme var. Bunlar steril gazlı bezler. Bunların olabildiğince çok olması işinize yarayacak. Özellikle kanamalı yaralanmalarda bundan çok faydalanacaksınız ve steril olması önemli. Olası el, ayak, bacak, bilek burkulmalarında yine kullanabileceğiniz şöyle tutturma aparatı olan bir adet plaster. Yine kanamalı yaralanmalarda kullanabileceğiniz büyük steril olmayan kompres bezleri. Makas. Mutlaka ucu keskin bir makas edinmeniz gerekiyor. Olası yaralanmalarda, yanma, haşlanma gibi durumlarda kullanabileceğiniz bir water gel. Bunu yine eczanelerde veya yapı marketlerde bulabilirsiniz. Radyal battaniye. Bu gümüş renkli olanı sizi sadece hipotermiden, yani vücut sıcaklığınızın aşırı düşmesinden korur. Bunun bir de çift taraflı olanları var. O da güneş çarpmasıyla konusunda da sizi koruyabilir. Bir tane solunum yardımcısı aparatımız var. Bu özellikle ilk yardım sertifikası ve eğitimi olanlar iyi bilirler. Hastaların solunum durması durumunda solunum desteği yapılması sırasında uygulanacak yöntemleri de burada sıralı olarak 1, 2, 3, 4 şeklinde anlatıyor. Ve hastaya direkt temas olmadan daha sağlıklı bir şekilde solunum desteği verebilirsiniz. Bir adet ateş ölçer yine bu sağlıklı ve ayakta olan hastalar için. Sıcak soğuk jel kompres, özellikle darbeye bağlı kanamalı olmayan ama işte iç kanama yaratan durumlarda bunu yine kullanabilirsiniz. Sıcak ve soğuğa ulaşabilirsiniz. Bir adet kalem ve şöyle bir not almak için defter. Bunun önemi de şu, o arada insanları sizi zimmetleyebilirler. Özellikle STK'lar size herhangi bir görev verebilir ve bunları not almanız gereken noktada kalem ve deftere mutlaka ulaşmanız gerekir ve tercihen eşinizin, kendinizin veya ailenizin, sevdiklerinizin bir arada vesikalığını da bu not defterine ekleyin lütfen. İlk yardım kılavuzu. İlk yardımla ilgili bir şey bilmiyor olabilirsiniz, eğitim almamış olabilirsiniz. En azından burada doğru bilin yanlışları öğrenebileceğiniz bir kılavuz olması önemli. Yine bahsettiğimiz üzere kronik olarak kullandığınız bir işte şeker hastasıysanız, tansiyonunuz veya başka bir kronik rahatsızlığınız varsa kullandığınız sürekli ilaçlar var. Bunlardan da birer kutu son kullanma tarihini kontrol ederek mutlaka bu çantada bulundurun. Örneğin ben alerjik astım konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorum zaman zaman. Açılmış ve son kullanma tarihi belli bir ürün. O yüzden sürekli çantamda duruyor. Yine uzun süre suya ve sağlıklı besinlere ulaşamamanız sonucunda ishal ve su kaybına bağlı olarak bir hastalık gelişebilir. Bunun engellenmesi için de bir tane son kullanma tarihi uzun olan probiyotik bağırsak düzenleyici ilacı da bu şeyin içine koyabilirsiniz. İlk yardım çantasının. Diğer tarafa geçelim. Bir tane flaster bant var. Batikon veya işte iyotlu solüsyon dediğimiz özellikle açık kanamalı yaraların antiseptik olarak kullanabileceğiniz bir iyotlu solüsyon ekleyebilirsiniz. Bir adet turnikemiz var. Özellikle
alt ekstremiteler, yani ön kol, ön bacak gibi böyle patlamalı kanama yapabilecek noktalarda kanamayı kontrol altına almak için bunlardan yararlanabilirsiniz. Ben yine burada bir adet şöyle şey fener, bu ateş böceği dedikleri düşük lümende yanan ve uzun süre pil dayanımı olan bir malzeme. Şu şekilde boş zipli paket poşetler koyabilirsiniz. İçine steril bir şey koymanız gerekebilir. Allah korusun herhangi bir uzuv veya başka bir şey konulması gerekebilir. Yani steril olmasa bile en azından boş iki tane böyle poşet size yardımcı olacaktır. Basit yaralanmalar için yara bandı. Çengelli iğne mutlaka önemli noktalardan biri. Düdük. Size insanları bir araya toplamak için, insanlara komut vermek için veya mahsur kaldığınız yerde sesinizi duyurmak için kullanabileceğiniz araçlardan biri. Soğuk kompres yine travmaya bağlı, çarpmaya bağlı, işte kırık olabilir veya ödem toplama olabilir, iç kanama olabilir. Soğuk bir kompres yapmak istediğinizde kullanabileceğiz. Bunlar tek kullanımlık. İçerisinde bir solüsyon ve granül var. Granülle solüsyonu birbirine karıştırdığınız zaman tepkimeye girip kimyasal tepkimeye dışarıya soğuk veriyor. Eldivenler, lateks tek kullanımlık eldivenler ve steril büyük, yani artık ciddi kanamalar noktasında kullanabileceğiniz bir gazlı bez de var. Bu çantaya yine ilaveten ben iki tane de esansiyel yağ koymayı tercih ettim buraya. Siz bunu ekleme yapabilirsiniz. Bunlardan biri clove. Karanfil yağı çok yüksek bir antiseptik özelliği olan eterik yağdır. Bunu sulandırarak özellikle uzun süre suya ulaşamadığınız, hijyen ve sanitasyon konusunda problem çektiğiniz zamanlarda antiseptik yerine kullanabilirsiniz. Ayrıca çok güçlü bir uyuşturucudur. Özellikle belli başlı noktalarda çok uyuşturulması gereken acı çektiğiniz noktalar varsa oraya uygulayarak uyuşturabilirsiniz. Bunlardan biri. Bir tane de greyfurt yağı. Greyfurt yağı da aslında herhangi bir antiseptik özelliği yok. Tek amacı kokladığımda beni mutlu etmesi. Bu kadar kötü bir olağanüstü felaket yaşadığımızda ihtiyacımız olan tek şey bir nebze moral olabiliyor bazen. Ve koku insanlar için en güçlü duyulardan biridir. O yüzden beni mutlu ettiği için bir tane de greyfurt yağı ilk yardım çantama koydum. İlk yardım bölümümüz, çantamız bu kadar. Diğer kısımlara geçelim. 72 saat sizin hayatta kalmanıza yardım edecek gıda içeriği aslında kaç kişi olduğunuza bağlı. Yani sizin bu hazırladığınız çanta kaç kişinin kullanımına sunulacak? Ben 2 kişilik bir çanta hazırladım. Ortalama bir yetişkinin yaklaşık 2000 kalori günlük bir alım ihtiyacı var. Tabii ki doğal afet gibi bir durumda biz 2000 kalorinin hesabını yapmayacağız. Fakat 3 aşağı 5 yukarı buna denk getirmeye çalıştığım bir gıda paketim var. Neler var bunun içerisinde? Kuru yemişler, özellikle yüksek yağ içeriği bize kalori olarak, enerji olarak geri döneceği için ve mineral desteği sağlayacağı için. Karbonhidrat olarak çubuk kreker veya herhangi bir tatlı tuzlu kreker koyabilirsiniz. Ani şeker değişimleri için size yardımcı olur. Uzun vadeli yemeğe ve yardımlara ulaşamayacağınızı düşünerek konserve gıdaları ekleyebilirsiniz. Bu ton balığı olabilir. Bu şekilde ton balığıyla karışık salata türevleri, konserve ürünleri var. Bunun avantajı, bunların son kullanma tarihi 3 yıl olduğu için çok uzun yıl, 3 yıldan da fazla hatta. Mesela benim elimdekiler şu an 2023 tarihli. Bunları çok daha az maliyetle sürekli olarak revize edebilirsiniz ve yine aynı şekilde kalori almanız gereken kalori miktarını da bunlar karşılıyor olacak. Ve bir de şöyle tahıl barlar, yine sizi uzun süre tok tutabilecek yulaf içeriği yüksek lifli barları da buraya ekleyebiliriz. Üçüncü grubumuz hijyen grubu. Tabii bunların hepsini hayatta kaldığımızı varsayarak ve bu çantaya ulaştığımızı varsayarak ilerletiyoruz. Hijyen şöyle, özellikle büyük bir deprem sonrasında yani su kesintisi, doğalgaz kesintisi, elektrik, elektriğe ulaşamama gibi pek çok durumun olmasıyla birlikte kendinizi ve moralinizi yükseltebilmek için varsa sevdiklerinizi aramaya devam edebiliyor veya varsa STK'lara yardım edebilmeniz için, çünkü her bir iş gücü çok önemli oluyor bu tarz doğal afetlerde. Kendini, motivasyonunuzu yüksek tutmanız lazım. Bu yüzden de temel bazı bileşenler ekledik. Islak mendil,
bulabilirsiniz. İçme suyuyla da kullanabileceğiniz için diş fırçası ve diş macunu. Şöyle ufak katı sabunlar olabilir veya kuru şampuanlar olabilir. En azından suya erişim halinde işte bitlenmemek veya salgın hastalığa yakalanmamak için böyle temel düzeyde sanitasyonumuzu sağlayabileceğimiz malzemeler. Eğer kadınsanız mutlaka hijyenik pet ne olacağını bilemezsiniz. Hatta yeri gelip bunu kompres olarak da kullanmanız gerekebilir her ne kadar steril olmasa da. Ve bir deodorant, rolon gibi bir ürünü de temizlik malzemesi grubuna ekleyebilirsiniz. Ve son grubumuza geldik. Arama kurtarma ekipmanları. Burada aranan siz de olabilirsiniz. Birilerini aramak için yardım ediyor da olabilirsiniz. Yaklaşık 150 kilo dayanımlı 10 metre boyunda bir ip aldık. Bu yine yapı marketlerde çok cüzi rakamlara satılan bir malzeme. Elinizdeki fener, radyo gibi araçları kullanmak için mutlaka bol miktarda enerji ihtiyacınız olacak ama o sırada hiçbir enerji kaynağına ulaşamıyor olacağız. O yüzden ince ve kalın olmak üzere olabildiğince fazla pil stoklamak. Bunları koyarken mutlaka bir poşetle koymak lazım çünkü akabiliyor, patlayabiliyor. Hani diğer her şeyi mahvetmesini istemeyiz. Kalem. Eğer siz bir aranan durumundaysanız ve bu çanta bir şekilde sizin yanınızdaysa, mahsur kaldığınız yerden ve başka bir yere ilerlemek zorunda kaldıysanız bu kalemlerle çeşitli yüzeyleri yazarak ne tarafa gittiğinizi veya neler olduğunu yazabilirsiniz. Tahta kalemi var burada iki farklı renkte fakat bazen bazı yüzeyler tahta kalemiyle yazılamayacak veya karanlıkta görülemeyecek gibi olduğu için ben bir tane de beyaz pastel boya ekledim buraya. En azından karanlık yüzeylerde ışıkla bakıldığında kolaylıkla fark edilebilmesi için böyle bir çözüm buldum. Bunun dışında tabii ki fener ve pillerimiz. Bu fenerleri seçerken birkaç alternatif var. Arama kurtarma uzmanları olabildiğince el fenerlerinin düşük lümende olmasını istiyorlar ki enerjiniz çok daha uzun süre gitsin ve sizi insanlar fark edebilsin. Bir de bazı fenerlerde mesela kurtarma modu ile ilgili yanıp sönen, ateş böceği dediğimiz modlarda böyle yanıp sönen bir şeyi var, frekansı var, onu ayarlayabilirsiniz. Genel olarak arama kurtarma ile ilgili olan kısım da bu. Birazdan zaten hepsini teker teker göstererek deprem çantamızın içerisinde yerleştirmeye başlayacağız. Atlamadan şu şeyi de aktarayım. Mesela şu şekilde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir çakı pense arası bir cihaz da edinebilirsiniz. O an işte bir şeyi kesmeniz, delmeniz, koparmanız gerekiyor olabilir ve yanınızda çok amaçlı az yer kaplayan üzerinizde kolay taşıyabileceğiniz bir ekipmana çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da kişisel olarak olası bir deprem durumunda yaz veya kış olacağını bilmediğimiz için kullanabileceğiniz asgari düzeyde iç çamaşırı, çorap gibi kişisel eşyalarınızı da böyle ufak bir file içerisinde veya küçük bir poşet içerisinde koyup çantanıza yerleştirebilirsiniz. Şimdi çantamızı teker teker yerleştirmeye geçelim. Evet, 72 saatlik hayatta kalma deprem çantamız hazır. Bundan sonrası için son kullanma tarihlerini takip etmek kalıyor geriye sadece. Gıda ve ilaç son kullanma tarihlerini takip ederken hepsini ayrı ayrı not almanıza gerek yok. Çantanızın veya kutunuzun ön yüzüne bir bant yapıştırıp sadece en yakın tarihli olan ürünlerin tarihlerini buraya not alabilirsiniz ve o tarih geldiğinde mutlaka kendinize bir hatırlatma kurarak içindeki ilaç ve gıdaların değişimini yapabilirsiniz. Lütfen deprem sizi almadan önce siz önleminizi alın.